Bin kere razı olsun. Biz buraya iki amaçla gelmiş idik. İlçe başkanlığımız bizi ziyaret ettiler göreve geldiğimizde. Birinci amacımız iadeyi ziyaretti. İkinci amacımız da il teşkilatımızla birlikte gelip problemleri yerinde görmek, seçim hazırlıklarına bakmak, kontrol etmek, destek olmak, yardımlaşmak, eksikleri neler bakmak, bizden ne isteyebilirler, bunları yerinde görmek üzere geldik. Zannediyorum bunları konuşamayacağız. Burası beni ziyadesiyle umutlandırdı, heyecanlandırdı. İnşallah burada anahtarı alırız. Almışız diye. Evet. Anahtarı almışız. Emanetimizi almışız. Bu emaneti bize bugün de sordular. Dün de sordular. Dün Sanayi Odası Başkanı'nın yanına bir Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı'na Ender Yorgancıoğlu'na bir ziyarette bulunduk. Nezaket ziyaretiydi. Bu Kemal Paşa'yı siz niye almıyorsunuz? Cevap veremedim. Çok ayıp ya diyor. Siz Kemal Paşa'yı almadan nasıl bucayı alacaksınız diyor. Önce Kemal Paşa'yı almanız gerekiyor. Evet. Önce Kemal Paşa'yı almamız gerekiyor. Zaten Türkler de bu hattan girdiler buraya, biliyor musunuz arkadaşlar? Bergama, Alia, Manisa'ya nasıl gittiler buradan? Manisa'ya gitmişler buradan. İlk geliş. Türklerin ilk gelişi şeye. Yani İzmir'e gelmeden önce etrafını sarmışlardı. Alia bizde. Şehit alıyoruz bu sene inşallah. Bergama'yı da alıyoruz. Burayı da aldığımızda bu tarafımız, yani Yörük tarafı sağlamlaşacak inşallah. Ama bu görüntü de odur ki şu salondaki insanlar bizim Kemal Paşa seçimini kazanmamız için yeterli bir sayıdır. Yeterli bir sayıdır. Bunun dışında bir tane insana gerek yok. İnanmış bu kadar adam, vallahi billahi burada seçim alır. Bak, inanmış bu kadar adam yeterli bize. Başka bir şeye gerek yok ya. Başka adamı da, yani dışarıdan başka adama gerek yok. Burada kaç kişi var ise, yani yazın bunların isimlerini. Bu arkadaşlar diyorlarsa ki, kardeşim biz 146 gün çalışacağız, didineceğiz, mücadele edeceğiz. Anahtar sizindir, Allah'ın izniyle. Şu emanetimizi alın. Bu emanetimizi almazsanız ülke sıkıntıya girecek. Ülke sıkıntıya gidiyor. Yani ülke dara gidiyor abi. Türk milliyetçilerinin var olduğunu göstermesi gerekiyor. Biz varız, ayaktayız demesi gerekiyor. Bu da aldığımız anahtarla oluyor. Bedava olmuyor, anahtarla. Kaç tane anahtar alır isen biz bu memlekette varız kardeşimin mesajı olacak bu. Bize bir 200 anahtarımız olsa kimse bu memlekete yan bakamayacak. Ellerin 350 anahtar olanı var. 500 anahtar olanı var. Bizim 160 anahtar var. Hiç olmazsa 200 büyük anahtar istiyoruz bu büyüklükte, bu esbafta. Bunu aldık mı? Yeterli. Bunu aldık mı var ya, bunu aldık mı bizden korkmayacak yok. Bizden korkmayacak, ürkmeyecek, çekinmeyecek yok. Ne demediğimi sen anlıyorsun hocam. Anlıyorsun değil mi? Eğer biz anahtarları alır isek,
Amerika'nın programları, Amerikan emperyalizminin programları değişecek. Ne alakası var Amerikan emperyalizmiyle şeyin, Kemal Paşa'nın diyeceksiniz, demeyin. Çok alakası var. Vallahi çok alakası var. Ne zaman Türk milliyetçileri sahneye çıktılar? Türk milliyetçileri sahneye çıkana kadar bunlar alacaklarını, bizi perişan edeceklerini, tarumar edeceklerini düşünüyorlardı. Türk milliyetçileri sahneye çıkınca baktılar ki papuç pahalı. Daha önce anlatmıştım, 5 ülkücü bile yetiyor. 5 Türk milliyetçisi yetiyor, 5 adam. O 5 adam niye? Biz 40 adamla saray basıyoruz çünkü kardeşim. 5 adamla çok iş yaparız. Burada da 200 adam var. Bu 200 adamla vallahi çok şeyler yaparız. Allah birdir, çok şeyler yaparız. Yani çok işler yaparız biz. Ve siz bir ülke kurtarırsınız. Bir şehrin anahtarı değil bu anahtar. Bir ülkenin anahtarı olacak. Bu kadar önemli bir şey. 31 Mart akşamı bakacaklar. Kimde ne kadar anahtar var? Onun o kadar şeyi var. Geçerliliği var. Yoksa yok. Bu yüzden 146 gün sabredeceğiz. Mücadele edeceğiz. 2 saat daha yatmayacağız. Ne olacak yata yata? 8 saat yatana kadar 6 saat yatsak ne olacak kardeşim? Ne olacak yani? Bir düşünün, ne olur yani? 2 saat fazla çalışsak ne olur? Evimize 2 saat geç gitsek ne olur yani? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Karşılığı ki memleket kurtarmak. Değil mi? Olmasın, velev ki o bile olmasa 2 saatten insana hiçbir şey olmaz. Vallahi bir şey olmuyor. Ben efendim yatıyordum 10 saat, 15 saat yatıyordum deyince yatmıyordum da şimdi 5 saate düşürdüm. Hiçbir şey olmuyor. Benim gibi yaşlı, hasta bir adam vallahi 19 saat çalışabiliyor arkadaşlar. Bunu bugün şeyde de söyledim. Kamusende de söyledim. Denemek isteyen sabah 5'te arasın beni. 5-10 geç arayabilirsiniz. Telefonu 5. açarsam bu ne lan deyin. Niye, ne yatıyorsun diyebilirsiniz. Serbest. Kafaya koyduk abi. Kafaya koyduk. Çalışacağız. Çalışacağız. Didineceğiz. Allah'tan isteyeceğiz. Allah da verecek bize. Yani buna Allah'a inandığım gibi inanıyorum. İnanarak söylüyorum. İnanmasam söyleyemem. İnanmasam söyleyemem yani. Böyle bir yerdeyiz. Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eksiğine, ihtiyacına, yardımına, desteğe, omuz vermeye, güç vermeye 24 saat hazırız. Ben ve 68 il yönetim kurulu üyesi arkadaşımız. Buyurun başkanım. Değerli başkanım, siz değerli il başkanım, değerli ilçe, il yöneticilerim, çok değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizin talimatlarınızla, hani tatil bitti, evet, talimatlarınızla Kemal Paşa'da kesinlikle tam uygulanıyor. Tatil evet. Bitti Kemal Paşa'da. Evet. Bitti. Evet. Bitti. Gördük. Bitti. Evet. Çok şükür. Tatil bitti. Evet. Biz tüm Kemal Paşalılar gibi bir heyecanla 31 Mart'ı bekliyoruz. Biz günümüzü bekliyoruz. Allah'ın izniyle Kemal Paşa'da Kemal Paşa'yı milliyetçi bir belediyeyle, Milliyetçi Hareket Partili bir belediyeyle kavuşturma zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz. İnşallah. Niyetimiz o yönde, çalışmalarımız o yönde. Allah nasip ederse 31 Mart'ta tüm yükdaşlarımızla beraber Kemal Paşa'nın anahtarını ile şahsınıza teslim edeceğiz. Buna emin olabilirsiniz. Biz isteyelim, Allah verecek, evet, eminim. Evet, gerisi tabii
takdir, Allah'ın takdiri. Ama biz çalışmalarımız o yönde. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Bize şereflendirdiniz, onur verdiniz, tüm yönetimimize geldiniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz değerli başkanım. Biz teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Eksiğimiz, geldiğimiz ne yapalım efendim? Başkan adayımız belli mi? Size bir aday bulacağız, şaşıracak. Başkanım ben bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Çok pardon. Aramızda meclis üyesi aday adaylarımız var. Evet. Bir tane belediye başkan adayımız var. Evet. Aday adayımız. Aday adaylarımız var içimizde. Evet. İçimizde aday adaylarımız var. Şu anda salonumuzda misafirler. Evet. Yani, bir tanışalım isterseniz başkanım. Olur. Hay hay. Gel başkan. Aday adaylarımız da, meclis üyelerimiz de var aramızda. Sırayla. Meclis üyesi adaylarımız var. Değerli başkanım, ilçe kurulu üyelerimiz, ilçe başkanım, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, evet. Değerli Kemalpaşalı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, hemşerilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun. Ben Hasan Şer. Kemalpaşa Çambel doğumluyum. Askerlik görevinden sonra memur heyet hayatına başladım. O günden bu tarafa teşkilatların her kademesinde memur olduğumuz için aktif siyasetin içerisinde bulunamadım. Ama kuruluşları olan TÜRKAV, Kamu Çalışanları Vakfı, Türkiye Eğitim Sen, Yörük Türkmen Vakfı İzmir Şube Başkanlığı gibi görevlerde 26 yıldır aktif olarak görev alıyorum. Şu anda halen Türkiye Eğitim Sen İzmir Dört Nolu Üniversiteler Şube Başkanlığı'nı yapıyorum. Kemalpaşa tabii bizim doğup büyüdüğümüz yer. Dağında 18 yaşına keçi güttüğüm tabiri yerindeyse. Evet. Ovasında çapa yaptığım, çift sürdüğüm topraklar burası benim. En son tabii ki emeklilik yaşımızı da doldurdum. En son Kemalpaşa'mıza, tabii Kemalpaşa'daki sıkıntıları çok iyi biliyorum. Çiftçilerimizin sıkıntısını, burada şehir merkezinde oturan arkadaşlarımızın iş sıkıntısını, sosyal anlamda, sosyal belediyeciliği maalesef Kemalpaşa'da biz bir türlü yaşatamadılar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal belediyecilik anlayışının ne olduğunu biz Kemalpaşa'ya göstermeye, ona talibiz Allah nasip ederse, yüreklere gireceğiz. İnsanların yüreklerine gireceğiz. Sıkmadı gel bırakmayacağız. Burada kimseyi ötekileştirmeden, herkese yüreğimizi açarak mücadele vereceğiz. Ben her gittiğim yerde, ben 2-3 aydır belirli toplantılar yapıyorum Kemalpaşa'da. Bunu her görüşte insanımızla yapıyorum. Herhangi bir partiye oy veren her türlü arkadaşlarımızla yapıyorum. Ve burada o sevgi yumağını oluşturarak ben buranın yerlisiyim. Ama Kemalpaşa'da yaşayan Erzurumlusu, Artvinlisi, Ağrılısı, Kemalpaşa'nın yerlisi hangi bölgeden gelirse olsun gelsin. Kütahyalı'da çok fazla insanımız var. Burada kimseyi ötekileştirmeden ama Kemalpaşa'nın ruhuna dokunan projelerle 5-6 tane üniversitelerdeki hocalarımızın hazırlamış olduğu şehircilik alanında, tarım alanında projelerimiz var. Allah nasip ederse o projelerimizi burada güzel bir ekiple, dürüst bir yönetim anlayışıyla uygulayacağız ve Kemalpaşalıların gönlünde üç hilali nakşedeceğiz Allah'ın izniyle. Hepinize teşekkür ederim. Ben bir affedersin, Hasan Şen başkanımız İzmir'den ülküdaşımdır, şahidiyim, arkadaşımızdır, ülküdaşımızdır. Bir, iki, biz nasıl anlaştık başkanım senden söyleyebilirsin diye. Evet, evet. Şöyle anlaştık, dedi şayet senden ben aday olmak istiyorum, istifa etmek istiyorum dedi. Ben de dedim ki başkanım, hay git istifa et, aday ol, aday adayı ol, ama bil ki biz senden 10 oy fazla alacak biri gelir ise sen benim kardeşimsin, ülkücülüğüne, dava adamlığına şahidim yürük kardeşim, ama ben o arkadaşımdan yana tavır koyarım, bilgin olsun, bunu istişareyle yaparız dedim. Tamam dedi. Elini sıktım, gönderdim, bilginiz olsun. Aynen. Buyur kardeşim. Sayın Başkanım, ülküdaş arkadaşlarım. 2013 yılından beri Kemalpaşa'da ikamet etmekteyim. Esnafım.
1991 yılından beri Ülkücü Hareketi'nin içerisindeyim. Allah lise Allah. Yıllarımda, üniversite yıllarımda değişik kadrolarda görev aldım. Allah izin verirse bu dönemde belediyemizi kazanmak için artık yönetim kimi başkan olarak evet. gösterirse onun arkasında bir nefer olarak çalışmak evet. için görev hazırlıyorum. Üniversite mezunu, ocaklardan gelme, yetişme bir arkadaşımız belediye meclis üyesi adayı oluyor. Evet. Değil mi? Evet. Başkanım. Alkışlanacak bir şey. Hayırlı olur. Gel. Sayın Başkanım, ilçe yöneticilerim, misafirlerimiz. 1975 Erzurum doğumluyum. Esnafım. Matbaacılık ve reklam alanında çalışıyorum. Halen devam ediyorum. Reklamcıyı da buldum. Adabımız ve desturumuz Ahmet Yasemin Hazretlerinden geldi. Biz ocaklardan yetiştik. Canımsın. Liderimiz, başbuğumuz Alparslan Türkeş'in hayallerindeki Kızıl Elma canımsın. Hedefimiz. Heyecanımız Alparslan 1071. Onun neferleri kadar heyecanlıyız. Kemal Paşa'yı tabii ki ben İstanbul gibi görüyorum. Çok fetihler düzenlendi İstanbul'a ama Fatih başardı. Biz de başarabiliriz İnşallah. Diye düşünüyorum. Çünkü onların İnşallah. Sorunuyuz biz. İnşallah. Allah yardımcımız olsun inşallah. Eğer kul razı olursa Allah da razı olurmuş. Onun için ben bütün yönetimimden çok razıyım. Sizlerden de razıyım. Allah biz hepinizden razı olsun. Başarılı olmak için çalışacağız. Biz de sizden razıyız. Allah razı olsun. Çakır ben. Burada doğdum bizim Asrener Erzurum. Yabancı şirketlerde üst düzeyde üniversitelerde. Burada da şu an esnaflık yapıyorum. Emlakçıyım. Çok özlem duydum. İnşallah hep hayal ettiğimiz bu belediye noktasında çok hassas davranıyorum. Başkanımla çok sürekli istişarendeyiz. İzniniz olursa yönetimdeyim zaten. Biz üstüne zaten adayız inşallah. Allah utandırmasın. Neyiz? Burada razı. Olmak bir gurur şereftir. Başkanımı çok seviyoruz. Biz de seni seviyoruz. Ben de tekrar hoş geldiniz evet. diyorum İl Başkanım. Değerli il yöneticilerim, değerli misafirlerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Aslen adım Seda Anur Özer. Buradaki pek çok insan belki tanıyordur. Aslen Erzurumluyum. 31 yaşındayım. 8 yıllık avukatım. Ülkücü gelenekten gelen bir ailenin kızıyım. Ve bu gelenekte artık dur demek için, burayı bir kurtuluş savaşı azmiyle almak için ben de ilçe yönetimimle birlikte çalışmaya hazırım dedim. Her kademede hangi görev olursa olsun çok çalışacağız. İnanıyorum ve çalışmakla da bunu nihai hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Biz bunu başaracağız, bu belediyeyi alacağız. Hep birlikte yapacağız bunu. Ben şimdiden ev ev kapı kapı dolaşmaya başladım. Bütün köylerimizi geziyorum. Kadınlarımızdan çok güzel tepki alıyorum. Sizlerin çok güzel desteğini görüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse belediye meclis üyesi aday adayıyım. İl yönetimimiz, ilçe yönetimimiz de uygun görürse bu vazifeyle birlikte, başkan adayımızla birlikte gücümüzü birleştireceğiz ve sahalarda olacağız. Allah razı olsun. Hep birlikte, Allah izin verirse biz bu işin üstesinden geleceğiz. Ve Milliyetçi Hareket Partisi belediyeciliği nasıl oluyor? Kemal Paşa'yı bunu yaşatacağız. Zaten bir kez yaşattığımızda da bizden bir daha asla vazgeçmeyeceğiz. Evet. Bizim çok destekçimiz genç kardeşimiz. Hocam başkanımız şimdi arkada da kalacağız. Evet. Bizim her zaman yani biliyorsun başkanımız. Evet. İşimiz yüksek. Evet. Başkan neredesin? Buradayım. Allah razı olsun. Gençlerle dışarıda ilgilendiği için başkan böyle orada kaldı. Ne güzel.
Bizde olay budur başkanım. Olay bitmiyor. Bizim diyeceğimiz bir şey yok. Kemal Paşa'nın size bir eksiğiniz var mı? Bir isteğiniz var mı ya geliriz bundan sonra. Başkanım bir tane de arkada varmıştı. Onun öyle mi? Var. Gel kardeşim. Metin abi gel. Kızılcahit. Evet abi işte bu. Yani hiç yapılmayan bir şey yapıyoruz şimdi. Yani hiç ya ilk defa böyle bir şey, biz de böyle bir şey. İlk defa yapıyoruz. Evet. Devam başkanım. Kemal Paşa Aşar Kızılca köyünden doğru büyüdüm. Lise mezunuyum. Emekliyim. Babamla emekli öğretmen. Nereden emekli? SSK'da. İyi. Özel sektörde görev yaptım. İnşallah başkanımın da destekleriyle Kemal Paşa inşallah Allah hayırlı eder. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah bereketin çetin abi. Hayırlı olsun. Hoca sayın mısın kardeşim? İyi düşüyor. Ocaktan yok mu? Aday. Ocaktan da kardeşler. Hayır aday. Buyur kardeşim. Hasan Tülü. Ocak Belde Başkanı. Bizim de yönetim kurulu olarak evet. Biz de Hasan ünlü arkadaşımızı Urcak Dam Meclisi Üyeliği için aday adayı. Hasan abiyi unuttu. Hasan abi. Hasan abi. Evet. Hasan abi. Hasan abi. Evet. Hayırlı işlerde ya. En yakınını unuttum. En yakınını ya. Zaten ben bir selam aleyküm. Osman abi. Abi Allah razı olsun ya. İçeri başkanım, içeri başkanım, misafirleriniz hoş geldiniz. 1962 Konya doğumluyum. 35 yıldır Kiyanlıkçı ikamet etmekteyim. Evet. Kendim bildiğim bileli de ülke hareketinin içindeyim. Evet. Biz de şahitiyiz Allah'a. 30 yıllık şahitlik var değil mi? Var, var başkanım. Bir dağa geldiydik. Bir dağa geldiydik başbuğundan. Ondan beri var. Evet, evet. Evet. Allah nasip ederse Allah bu yola çıktık inşallah. Yerel seçimlerde 3 ilerleyen belediyenin gönderdiğine evet. Dikeceğiz. İnşallah. 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 Sait abi var başkanım bizim bir yerden. Sait abi hoş geldin. Abi hoş geldin. Gel gel. Hoş geldin. Gel. Bir tane sandalye verir misiniz arkadaşlar? Gel. Tamam. Selamlar. Kusura bakmayın. Hasan abi ne açıkladı? Meclis'i yedin. Hasan abi meclis'i yedin açıkladı. İyi hayırlısı. Unutmuştum ben de. Hasan başkanımız belediye başkanı aday adaylarını açıkladı. Hayırlısı olsun. Arkadaşlarımız meclis üyesi adaylarını açıkladı. Kardeşim açıkladı. Seda Hanım açıkladı. Hayırlısı olsun Seda Hanım. Taner açıkladı. Hoş geldin. Evet, bu kardeşim açıkladı. İki türlü hayırlı olsun. Kadın kadar bakalım. Başkanım şimdi arkadaşlar meclisiyeli aday adaylıklarını açıkladılar ama biraz sonra dosyalarını alacaklar. Daha dosyalarını falan işte biraz sonra orada alacaklar. Resmi olarak başvurumuzu yapmış olduk. Evet. Bir yandan da arkadaşlarımız hep ayakta ben rahatsız oluyorum. Öyle de bir şey var. Hayır başkanım, ağzınıza bakmayın. Çok uzatmadan, başka bizden bize söyleyeceği olan var mı arkadaşlar? Benim var sayın başkanım. Yerinde görmeyelim. Başkanım burada. Buyurun abi. Hasan Ali Büker, emekli öğretmenim. Biraz önce Sayın Başkanım 146 gün dediniz ya. Evet 146. 146 gün yerel bir siyaset için çok uzun bir süre değil. 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 Şimdi
nacizane sormak istiyorum. Buyur abi. Bu adaylarının kesinleştirmek için yasal sürenizi bekleyecek misiniz? Bekleyeceğiz. Şey şudur şimdi burada. Herkes bu süreye kadar çalışacak. Bir. İki. Biz Türk milliyetçileri, ülküdaşlarımız şimdi aday Hasan olursa çalışacaklar da Mehmet olursa çalışmayacaklar. O anlamda demedim. Yok ben ama ben programımızı söylüyorum. Evet. Bu resmi program, prosedür çok önemli bir şey değil bizler için. Adam diyor ki ben adayım diyor. Başkan adayı kim olursa ben onun yanında çalışacağım diyor. Biz kafadan şey olmuşuz. Biz kafadan kabul etmişiz. Kim gelirse gelsin tabi olmuşuz. Biz tabiyiz. Yani hiçbirimiz kendi başımıza insanlar değiliz. İnsanlar da, insanlık da öyle. Kimse kendi başına değildi. Değil mi abi? Değil mi? Ne dediğimi anladın değil mi? Kimse kendi başına değil. Biz de Milliyetçi Hareket Partililer, ülkücüler olarak kendi başımıza değiliz. Bağlı olduğumuz bizim de bir yer var. Aday o olabilir, bu olabilir, şu olabilir. Adayın kendisi diyor ki aday adayının, benden iyi bir aday bulursanız ben aday yapamazsınız, kusura bakmayın. Aday o olacak diyor. Yani böyle bir özverinin içindeyiz biz. Hani birbirimizi kıskanacak, birbirimizi ezecek, birbirimizi boğacak halimiz yok bizim. Öyle değil bizim şeyimiz. Çıkış amacımız, hedefimiz, muradımız farklı bizim. Biz kazanalım burayı da bu kardeşimle kazanalım, bu kardeşimle. Biz yani çok bir şey değişmiyor. Bizim şeyimiz aynı, kumaşımız aynı çünkü. Varacağımız yer, yapacağımız işler aynı. Bir belediye almışız, Ali Ağa'da. Herkesin dilinde. Herkesin dilinde abi. Herkes diyor ki, kardeşim o neymiş öyle diyor ya. Biz diyor her hafta denize oraya gidiyoruz diyor. Yani orası değişik bir yer diyor. Akşamları bir gidin oraya, akşamları sahilde 10.000 kişi var. 15.000 kişi var sahilde. İşte 1 liraya çay içilebilen yerler. İşte hiç bilmem neysiz götürüp evinden götürüp yiyebileceğin, açabileceğin yerler. Ama İzmir'in başka bir yerinde öyle bir yer yok. Yok öyle bir yer. Yani Çeşme'de, Seferihisar'da, şeyde adamı yaklaştırırlar mı denizin kendine? Karşıyaka'da deniz var da kapattılar. Karşıyaka denizde deniz var. Biz getireceğiz denizi. Sahile tümülüsler yaptılar. Deniz gözükmesin yoldan. Şimdi böyle bir sürü konu var anlatacağımız. Biz ama şeyi görünce, şu heyecanı ve tepkiyi görünce bunlar ayrıntı kalıyor. Bizi o ayrıntıları konuşmamızın bir esprisi yok yani. Vallahi yok. Ne ayrıntıyla ne işimiz var kardeşim? Ne işimiz var? Yani adam kendisi diyor ki aday kim fazla oy alacaksa o aday olsun. Ben de onun yanında asker olacağım diyor. Gitme yok. Kimse gidemez. Öyle bir şey yok. Giderse giden bir daha gelemez. Öyle de bir şey var. Öyle bir şey yok. Yani ben gitmeyeceğinden bir yere emin olduğum için konuşuyorum. Böyle sağlam konuşuyorum yani. Kimse bir yere gitmez. Aday o olur bu olur. Şimdi bak bir sürü aday çıkacak daha. Yani 30 galiba evet, 30 meclis üyesi adayı. Diyelim ki 40 kişi aday oldu. Ne yapacağız? 10 arkadaşımız bekleyecek. Onlar gidecek mi buradan? Gidemez. Şu salondaki hiç kimsenin bir yere gidecek bir şeyi yok, hali yok. Sen de dahil. Gidecek mi? Başkana soracaksın. Bak, başka bir şey söyleyeyim. Salon başkanına sor. Başka bir şey söyleyeyim hocam sana. Burada 200 kişi var. 200 kişi 146 günde kaç kişiye gider?
Sayın Başkanım, ben o an başta sormadım. Bir, 30 bin ben, eve gider, 30 bin. Ben 90... 30 bin eve gider. Bak, 200 kişi 146 günde 30 bin eve gider. İsterseniz hesap edin. Biz 80 bin eve gideceğiz başkanım. 30 bine girin yeter. 30 bine girin yeter. Gerisine girmeyin. Niye? Çünkü insanlar daraldı kardeşim. İnsanlar daraldı. İnsanımız daraldı. Türk insanı bizi bekliyor, bizi. Oturdu bizi bekliyor. Ya bir yani gelip de bize el uzatacak kimse yok mu diye bizi bekliyor. Niye? CHP'den kurtulalım dediler. Kurtuldular. Başka bir yere kapıldılar. Şimdi bakıyorlar. Lan birini sevmiyorlar. Birine güvenmiyorlar. Yani birini sevmiyorlar, birine güvenmiyorlar. Bu millet kime güveniyor abi? Hocam kime güveniyor? Türk milliyetçilerine güveniyor. Niye? Bunu nereden anlıyorsunuz? Kardeşim, biz %11 oy almışız. Bu millet bize %11 oy vermiş. Efendim, emeklilikte yaşa takılanlar da hesabı bize soruyor. Biz diyoruz ki, efendim biz 50 milletvekili bulunan 550 sandalyede 50 milletvekili bulunan bir partinin temsilcileriyiz. Hayır kardeşim diyor, çözerse Devlet Bahçeli çözer diyor. Başka kimse çözemez bunu. 7 milyon insanın ilgilendiren bir mevzu. Başka bir mevzu var. Efendim 225 bin insanı ilgilendiriyor. Millet bize geliyor, gidiyor, bizi var ya, bizi bizar ediyorlar yani. Bizi bizar ediyorlar. Yani vekillerimizin şeylerine 10 bin, 15 bin şey geliyor, yazı yazıyorlar. Sayın vekilim ne oldu bizim şeyler? Af tasarısı, bilmem nesi diye. Yani şimdi gündemdeki mevzulardan bahsediyoruz. Niye bizi bekliyorlar? Onlar bizi bekliyor, Kemal Paşa da bizi bekliyor. Bizi bekliyorlar ya. Gidin, selamünaleyküm. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nden geliyoruz. Onu denediniz, bunu denediniz. Bir defa da bize bir omuz verin deseniz, hiç kimse hayır demeyecek size. Vallahi demeyecek. Yeter ki biz üstü niyetle kapısını çalın, selamun aleyküm deyin. Çarşıda, pazarda, orada, burada, her yerde. Her yerde. 146 gün her yerde. Bunu 30 bin kişiye söyledi mi işi bitirdi. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. İşi bitirdik biz ya. Şurada gördüğüm benim. İş bitmiş abi. Bundan sonrası vallahi eksiğimiz olur. Bir de bunun üstüne de biz de diyoruz ki, bize ne düşüyorsa gelmeye, yapmaya, çalışmaya hazırız. Sabah 5'i 10 geçeden itibaren. Ne zaman diyorsa. Başkanım. Yani bundan sonrası iş sizde. Bundan sonrası yürütmek, koordine etmek sende. Bundan sonrası bu heyette. Bir şey olursa bu heyetin tamamı sorumlu. Biz sorumluyuz. Yani başta ben olmak üzere, kardeşlerim olmak üzere, bacılarım olmak üzere. Biz sorumluyuz. Niye? Biz bu kadar bir araya gelmişiz. Çözümü de biliyoruz. Her şeyi biliyoruz yani. Çözüm de belli. Bir tane çözüm var. Gideceğiz. Selamun aleyküm. Bunlar bizden ekmek istemiyor, para istemiyor, su istemiyor. Biz diyeceğiz ki bir defa da bizi deneyin arkadaşlarım. Yani bir defa, bu defa da bizi deneyin. Yani herkesi, CHP'yi denediniz, kurtulana kadar aklınız çıktı. Şimdi bunu denediniz, gene aynı, değişen bir şey olmadı. Olmuyor, sizin için değişen bir şey olmuyor. Niye? Çünkü bizim dünya görüşlerimiz farklı, bakış açılarımız var. Biz şu pencereden bakıyoruz dünyaya, onlar başka bir pencereden bakıyor. Bu kadar basit yani. Bakış açılarımız farklı. Dünyaya bakışlarımız var. Bakla abi,
Onlar başka, onların arzuları, talepleri, ihtiyaçları farklı. Halbuki halkın arzuları, istekleri, talepleri belli, bir tane. İnsan yerine konmak istiyorlar. İnsan yerine konmak, vatandaş olmak, millet olmak istiyorlar, bir olmak istiyorlar. Ama particilik, partizanlık, her şey almış başını gidiyor, hırla. Her şeyi hırla ya. Ülkücüde böyle bir şey yok. Ülkücünün büyüğü, küçüğü yok. Ülkücü, ülkücü, ülkücü abi. Büyüğümüzde var mı bir farkımız kardeşim? Bir farkımız yok. Ülkücünün şeyiyle, efendim, neferiyle, paşasının arasında bir farkı yok. Yani yok. Yok yani. Başka izahı yok. Başka nasıl izah ederim dedim. Başka bir izahı yok. Neferle komutan arasında bir fark yok yani. Niye? Yani kafasını kaldıran, kardeşim Devlet Bahçeli niye bunu böyle yapmıyor diyor değil mi? Başka partilerde deliler mi? Tayyip Erdoğan niye böyle yapmıyor? Lan diyecek bir AK Partili gördünüz mü siz şeyini? Diyebilirler mi? Kardeşim diyebilirler mi? Diyemez kimse. Öyle bir şey yok. Biz de derler abi. Derler, hoş görülür. Efendim, cevabı verilir filan. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Ayakta tuttum sizi. Zamanınızı aldım. Allah bin kere razı olsun. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. 146 gün sonra görüşmek üzere. İnşallah. 146. İnşallah. O gece bu yüzler kaldı gün çok ara sıra ara sıra anahtar almak istiyoruz şimdi onu dedik ara sıra değil mi? Yani ne zaman yardıma ihtiyacınız var ise diyeceksiniz ki kardeşim bizim bunumuz buna ihtiyacımız var arayacaksınız gelecek. Sağ olun başkanım, Allah razı olsun. Başkanım bir günde deneyin bizi sabah gelelim 5-6'da bir ara deneyin. Başkanım öyle deneme değil, vallahi tamam. Siz, biz de sizin tabi vallahi şahitiz biliyoruz biz de sizin. Şeye koyduk abi Allah yani bu kafaya koyduk abi beş çalışacağız ya. Çalışacağız. Biz fena kafaya koyduk ya. Kağıtbaşı kesinlikle alacağız. Siz yani. Zaten koymuşsunuz. Yani siz almışsınız yani, diyorum. Allah razı inşallah. İnşallah. Dip dalgası hareketi başladı Allah razı olsun. Kemalpaşa'da. Dip dalgası hareketi şu anda Kemalpaşa'da başladı. Evet. Yani bunun üzerine millet bizden önde değil mi? Aynen öyle. Yani aynen. Bu anlattıklarım... Umutuz yani. Gerçekten evet. Umutuz şu an. Evet. Kemalpaşa'da abi ben duyuyorum. Şeyi söylüyorum. Hani izlenimimi söylüyorum ben de. Yani propaganda yapmıyorum. Oturup kesinlikle, da kesinlikle. Abilerime propaganda yapacak halim yok yani. Propaganda değil. Ben şeyi söylüyorum. İzlenimimi söylüyorum. Aldığımı, duyduğumu, gördüğümü. Yani adam bize lafa şeyden başladı. Adam diyor ki... Kardeşim şu Kemal Paşa'yı alın ya, ayıp ya diyor. Ayıp yani. Kemal Paşa'yı almadan Buca'yı nasıl alacaksın? Ama ben hemen kafama başka bir şey şarj etti. Şeyi okurken biz, Türk tarihini okurken bir yerde, Sepetçioğlu'nu okurken bir yerde yazıyordu. Bergama'dan girdiler diye. Türk şeye diyor, Yağmur Bey diyor, şeyden girdi diyor. Bergama'dan girdi diyor. Bergama'dan geçtiler şey diyor. O aklıma geldi. Burada aynı hat. O hat aynı hat evet. Hadi artık. Siz buradan başlamadan biz orayı alamayacağız başkanım. Öyle de bir durum var. Evet. Vallahi. Benim aramda söylediğim bir şey var başkanım. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettiğinde söylediği bir kelime var. Ya İstanbul beni alacak ya ben İstanbul'u alacağım. Biz de diyeceğiz ki Milliyetçi Hareket Partisi Kemal Paşa'yı almaya geliyor. İnşallah. Almaya geliyor. Ya Kemal Paşa bizi alacak ya biz Kemal Paşa'yı alacağız. Allah bu kadar yardımcımız olsun. Başkanım. Aynen. Allah yardımcımız olsun. Biz başkanımıza söylediğimiz hepimize geçerli. Çalışacaksınız. Evet, siz buradasınız. Yani ben inanıyorum. Rahat gideceğim. Rahat yani bugün rahat uyuyacağım. Burası yani hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin başkanım. Hiç gözünüz arkada kalmasın. Ben şeyi merak ediyorum. Yani 31 Mart'ta işlem tamam da 1 Nisan'da kutlamaları nerede yapacağız? Meydanda. Yani Nisan bir şakası falan yaparsınız değil mi? Başkanım biz ücretle şaka yapmıyoruz. Bak biz heyecanla hediyemizi bile öğreniyoruz başkanım.
Günün adısına ilçemize bir şeyimiz var. Ne yazıyor başkanım? Sen iyi olun. Varlığına armağan olsun. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Şey tartışılıyor gündemde ve andımız tartışılıyor. Biz güçlü çıkmazsa İstiklal Marşı'nı tartışacak mı? Haberin olsun. Başkanım buraya bir bakabilir miyiz? Çok özür dilerim. Teşekkürler. Başkanım aşağıda bir toplu resim çektiler. Evet, aynen. Evet. Buyurun abi. Evet. Ama partinin önüne inelim.